gözümüzden kaçmış. Emin Çölaşan'ın yazısı. Hala nasıl bir nefret kustuklarını, hala nasıl bir öfke içerisinde olduklarını genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kefil göstererek asla bizim başörtüsüyle sorunumuz yok dese de gazeteleri, yazarları, çizerleri, gönüllülerinin tamamının hala nasıl bir nefret içerisinde olduğunu ortaya koyan bir yazı, bir de video var. Videoyu arkadaşlar hazırlıyor. Yazıyı ben söyleyeyim. Gözümüzden kaçmış. Aslında okumak istemediğim için gözümüzden kaçmış çoğu zaman bu zat-ı muhteremi. Emin Çölaşan'ın 2 Kasım tarihli yazısı. Diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı Biden'la görüştü ya. Arkasında da başörtülü bir kardeşimiz tercümanlığını yapıyordu ya. Çok rahatsız Emin Bey. Çok kinli, çok öfkeli. Evvelki olaydı o. Tekrar mı gündeme getirmiş? Hayır hayır, yine yeni NATO, görüşmede de NATO vardı. Toplantısında bu görüşmede vardı. De, son görüşmede de vardı o başörtülü evet. Kardeşimiz. Diyor ki, Recep Bey'in hemen yanı başında ya da ardında dolanan beyaz türbanlı bir kadın, tercümanlık görevi ona verilmiş. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bu görevi üstlenecek başı açık bir kadın ya da İngilizce bilen bir erkek tercüman yokmuş. Bu devlet görevlisi derseniz, bir devlet görevlisi derseniz o hiç yokmuş diyor. Bakın, kafa bu kafa. Oradaki başörtüsünden nasıl hazımsız, nasıl rahatsız. Başı açık yokmuş. Yani başı açık olduğunda İngilizceyi farklı bir tonla mı konuşacak? Başı kapalı olduğunda eksik mi telaffuz edecek? Yani bugüne kadar başı açıklar vardı. O zaman niye şöyle bir itirazda bulunmuyordu? Başörtülü bir tane yok mu? Veya biz niye demiyorduk? Başörtülü yok mu ki başı açık var? Şu an bakan olarak, aile bakanı, başı açık. Diyor muyuz ki başörtülü bir tane bulamadın mı ki şimdi başı açığı aldın? Ya kim ehilse, nasıl uygun görüyorsa yapıyor. Bugün başörtülü olur, yarın başı açık evet. Birisi olur. Dolayısıyla Emin Çölaşan'ın bu sözünü duyduk. Bir de dün Kütahya'da sel... Buraya geçmeyelim. Şuna bir savcılar bir soruşturma açması lazım. Ben kadına yönelik ayrımcılık. Ben savcıların da ötesinde. Kadın dernekleri nerede şu tabloda? Ya ayrımcılık, nefret söylemi... Yani bunların derdi şu, başı açık bir kadın varsa bu kadındır. Başörtülü bir kadın varsa, kendisini koruyan bir kadın varsa o kadın değildir mantığı çıkıyor. Yoksa başka türlü bu ifadelerin kullanılması mümkün değil. Bir erkek yok muydu ki siz başörtülü bir kadını koydunuz oraya diyor. Başı açık bir kadın olursa o erkeğin de alternatifi olabilir diyor. Erkek olabilir, başı açık kadın olabilir. Ama başörtülü bir kadın olursa o olmaz diyor. Emin Çolaşan'ın yazısının özeti bu. Başka nasıl olacak yani kadın ayrımcılığı anayasada yasak. Tam aksine pozitif ayrımcılık yapılır kadınlar için vesaire deniliyor. Bu çerçevede şimdi kadın ayrımcılığının başka yapılabileceği bir nokta yok ki. Kafa bu kafa. 20 yıl, 25 yıl boyunca kız öğrenciler üniversitelere yollamaktan men ettiler. Şimdi... Siz söylüyorsunuz Temel Bey kefiliymiş Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Buyurun bu adam hakkında çıkıp da bir ifade kullandı mı Kemal Kılıçdaroğlu? Hadi biz görmezden gelmek istedik. Hadi her şeyi türban, türban, türban. Burada programlarda bile biz bir şey söylediğimiz zaman daha türban dediğimiz zaman karşı görüşten insanlar hay türban deyip söze giriyorlar hemen. Ya A'sından Z'sine... Yatıyorsunuz türban, kalkıyorsunuz türban diyorlar. Buyurun. Unuttuk biz türbanı diyelim. Buyurun. Unutmamış işte. 2 Kasım 2021 Emin Çolaşan yine durduk yerde türban kavgası. Türbanı yasaklayacağız biz diyor. Başka bir izahı var mı bunun? Türbanlı bir kadın görmeyeceğim ben devlette diyor. Siyasetçinin arkasında da olsa, önünde de olsa, herhangi bir şekilde ona tercümanlık da yapıyor olsa, ne yaparsa yapsın, hangi işi görevi üstlenirse üstlensin, ben kabul etmem başörtülü birisini devlette diyor. Bunu serbest bırakın bu Emin Çolaşan'ı, iplerini şöyle bir rahatlatın, bir ümit görsün. Üniversitelerde tabii yasak olması gerekir, diyecektir, yazacaktır. Yani özel bir sohbet yapmaya kalktığınız zaman zaten bunu söylüyordur. Ama işte dönüyorsunuz, dönüyorsunuz. Bu adamın gazetesine, bu adamın bulunduğu binaya Bülent Arınç gidip ziyarette bulunuyor. Saygı Öztürk'le i̇şte görüşüyor. İşte ayrı bir facia. İşte. Bu da ayrı bir facia. İstanbul Sözleşmesi deyip akşama kadar kadın hakkından bahsedenlerin de
ağzını bıçak açmıyor şu ifadeyle ilgili. Bu da bir psikolojik şiddettir işte kadına yönelik. Onlar söylüyorlar psikolojik şiddet de şiddettir diyorlar. Bunun da önlenmesi gerekir diyorlar. Ben söyleyeyim, hukukçu olarak söyleyeyim. Bu ifadeden sonra Emin Çolaşan'ın hakkında mahkemelerin herhangi bir kadının, başörtülü bir kadının, herhangi bir kamuda görevli başörtülü kadının talebi üzerine Emin Çolaşan'ın hiçbir başörtülü kadının 100 metre, 300 metre, 500 metre yanına yakınına yaklaşmaması yönünde, daha doğrusu Emin Çolaşan'ın evinden dışarıya çıkmaması yönünde karar verilmesi lazım. Çünkü her an bir fiziki şiddete de başvurabilecek bir tip bu. Abi, yapanlar var. Yapanlar da işte bu zihniyetin paylaşımlarından, bu zihniyetin yazılarından ilham alıp, onların dolduruşuna gelip, onların gazına gelip, gidip sokaklarda başörtülere saldırıyorlar, tükürüyorlar. Kim besliyor işte o kafaları? Yani sokakta, mesela geçen 6 ay önce başörtülü bir kız kardeşimize yapıldı, saldırı yapıldı. Parkında. Ondan önce çarşaflı bir hanımefendiye tükürdü bir kadın. Ne peki benim sorunlarım var dedi ifadesinde de psikolojik sorunu. İşte psikolojik sorunları bu yazılar besliyor. Bu nefret dili besliyor. Sonra gidiyorlar sokakta saldırıyorlar. Yani bu doğrudan Emin Çolaşan'ın birine saldırmasına gerek yok. İşte o beslenen, o beslediği, o zihniyetin temellerini atan yazılar bu işte. Maalesef. Bu. Şimdi bir benzeri Cumhuriyet'e diyecekler ki şimdi onu söyleyen olabilir. Canım Emin Çolaşan mazide kaldı. Emin Çolaşan kim ki? CHP artık Emin Çolaşan'ı takmıyor bile, umursamıyor bile diyebilirler. Şimdi bir de bir vaka daha var. O da CHP'nin güncel yüzünü. Hadi şeyi unuttuk diyelim. Balıkesir'de geçen yaşanan hadiseyi unuttuk diyelim. Bir okulda çarşaf çıkarıp işte mini etekle bakın ne kadar güzelim diyen hadiseyi de unuttuk. O da MEB'in boynunda vebal diyelim. Hala soruşturma açılmamış o hanımefendiyle alakalı da. O da MEB'in sorumluluğunda diyelim. Aksi bir durum olsaydı da bugün görevden el çektirilmişti. Ama hala iş yürüyor, sorun yok. Ama başka bir vakka daha var. Dün akşam Kütahya'da bir ödül töreni var. Kütahya'da bir sel felaketi oluyor. Sel felaketinde görev alan işçilere, görev alan insanlara takdir teşekkür belgesi plaketi veriliyor. Kütahya Belediye Meclisi'nde, CHP'li Belediye Meclisi'nde. CHP'li meclis üyesi Ruhşen, neymiş ismi? Kumdallı. Şimdi birazdan videosunu vereceğiz. Ödül almak için kürsüde dizilen İşçilerden bir tanesine bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki aynen, şimdi birazdan belki ses çok net gelmeyebilir. O yüzden ben izleyicilerimize şimdi o tam ifadeyi de söyleyeyim. Resim karesi içindeki takkeli arkadaşım. Takkeli arkadaşım. Değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Başındaki o şeyi çıkarır mısın diyor. Takkeyi çıkarır mısın diyor, takkeyi. Takkesiz gir o kareye diyor. Çünkü...